Cek Cek! Cek Cek neredesin? Sana çok güzel bir sürprizim var. Hey Cek Cek neredesin? Ay, buradayım Maşa, buradayım. Ne oldu? Bak Cek Cek, sana çok güzel bir sürprizim var. Bunun içinde bir sürü balaban var. Birlikte yiyelim mi? Bak hiçbirini yemedim. Hepsini eve kadar getirdim. Kimiz yiyelim diye. Aa Maşa çok güzelmiş. Nereden aldın sen bunları? Şey Cek Cek, bunları Küçük Cadı'dan aldım. Bugün Küçük Cadı'ya gittim. Bugün Küçük Cadı'nın misafiri oldum. Uslu uslu durduğum için bana bu güzel şekerleri verdi. Biliyor musun? Aslında sihirli çubuğunu da verecekti ama ben kabul etmedim. Neden etmedin ki Maşa? Bir sürü sihirle kendimize yiyecekler yapardık. Olmaz Cek Cek. Bu doğru bir şey olmaz. Hadi bakalım şekerlerimizi yiyebiliriz. Al bakalım, bunlar senin. Bunlar da benim. Çok güzelmiş Maşa. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Cek Cek. Ay, galiba çok fazla şeker yedik Cek Cek. Evet ama çok güzeldi ve çok lezzetliydi. Tamam o zaman Cek Cek, ben parka gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Şey, hayır hayır, ben parka gelmek istemiyorum. Nedense bugün canım hiç dışarıya çıkmak istemiyor. Sen git Maşa, ben de sessiz sessiz uyumak istiyorum. Emin misin Cek Cek? Yoksa hasta mısın? Bakayım. Ha, ateşin ne o? Ay Cek Cek. Ay Cek Cek, seni böyle bırakıp gitmek istemiyorum. Emin misin iyi olduğuna? İyiyim iyiyim Maşa. Sadece gece çok uyumadım. O yüzden uykum geldi. Sen git git hadi. Arkadaşlarını da bekletme. İyi tamam Cek Cek, çok geç kalmam. Peki Maşa. Ay sonunda gidebildi ya. Demek Küçük Cadı uslu duran çocuklara şekerler veriyor. Ben de Küçük Cadı'nın evine gideceğim. Uslu uslu duracağım. Orada bir sürü şekerler alacağım. Ay ama orası çok uzak. Ben oraya nasıl gideceğim? Abla! Ablacığım! Ablacığım! Abla! Abla! Ay efendim Cek Cek, ne oldu kardeşim? Ablacığım, ben Küçük Cadı'ya gitmek istiyorum. Ne? Küçük Cadı mı? Bu da nereden çıktı Cek Cek? Hiç. Küçük Cadı'yı çok özledim. Bu gece Küçük Cadı'da kalacağım. Olmaz Cek Cek. Bu gece hiçbir yerde kalamazsın. Ben buradayım. Evde olduğum için de evde kalacaksın. Hayır ya, bana ne bana ne. Ben Küçük Cadı'da kalmak istiyorum. Bana ne bana ne. Uf Cek Cek. Tamam tamam. Gidelim ama bütün gece orada kalamazsın. Birkaç saat Küçük Cadı'nın yanında durup tekrar geleceğiz, anlaştık mı? Uf ya, tamam tamam. Birkaç saat de yeter benim için. İyi tamam hadi Cek Cek. Nereden çıktı bu Küçük Cadı, hiçbir şey anlamıyorum. Of ya, neden birkaç saat ki? Umarım birkaç saat uslu durursam bana da Küçük Cadı bir sürü şekerler verir. Hazır mısın Cek Cek? Hazırım ablacığım. Kemerini bağladın mı? Evet ablacığım, bağladım. Tamam o zaman bir an önce gidelim. Bir sürü işim var. Nereden çıkardın şimdi Küçük Cadı'yı? Hiçbir şey anlamıyorum Cek Cek. Umarım Küçük Cadı evdedir. Ay gel bakalım Cek Cek. Ben zile basıyorum. Merhaba çocuklar. Ay merhaba Küçük Cadı. Müsait misin? Cek Cek bugün günde kalmak istiyormuş. O kadar çok ısrar etti ki dayanamadım ve getirdim. Ay tabii ki de gelebilir. Bugün de senin kardeşlerin beni ne kadar çok sevdiler böyle. Ay evet evet Küçük Cadı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Normalde gelmek istemezler ama bugün Cek Cek Küçük Cadı'ya gideceğim diye tutturdu. Onu tutamadım. Oysa ki bir sürü deşim var. Aa Maşacığım, hiç önemli değil. İstersen Cek Cek'i bırakıp gidebilirsin. Ben daha sonra sihirle Cek Cek'i gönderirim. Gerçekten mi Küçük Cadı, bunu yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Neden yapmayayım Maşacığım? Peki o zaman Cek Cek, uslu duracağına söz ver bakalım. Söz veriyorum ablacığım. Ben zaten hep uslu bir çocuk oldum. Hiç yaramazlık yapmam ki. Öyle sessiz sessiz bir köşede otururum. Küçük Cadı'yı da hiç üzmem. Peki tamam o zaman. Hadi bakalım Cek Cek, içeriye girebiliriz. Yaşasın. Şeker de vereceksin öyle değil mi? Ay tamam tamam Cek Cek, vereceğim. Şimdi anlaşıldı buraya neden gelmek istediğin. Maşa'ya verdiğim şekerleri gördün öyle değil mi? Şey evet ama ben Maşa'dan daha çok usluyum. Bana daha çok şeker verebilirsin. Tamam Cek Cek, uslu durursan tabii ki de verebilirim. Tamam tamam, bak uslu duruyorum. Şöyle pencerenin kenarına geçtim. Burada sessiz sessiz oturacağım. Tamam Cek Cek, çok tatlısın. Evet gerçekten de çok tatlıyım. Ay şu sihirli çubuğumu da şöyle kenara koyalım. Şurada dursun. Cek Cek sakın sihirli çubuğa dokunma, tamam mı? Sihirlerini kullanamazsın. Sen daha çok küçüksün. Tamam tamam Küçük Cadı, merak etme sen.
Ben gidip içeriye seyir çalışmaları yapacağım. Sıkılırsan gelebilirsin. Peki tamam küçük cadı. Ha, küçük cadı gitti bile. Hop, demek buradaki sihirli çubuk. Bu sihirli çubuğu alırsam istediğim gibi sihirler yapabilirim. Küçük cadının penceresinin önünde böyle biblo gibi oturmaktan sıkılırım ben. En iyisi buradaki sihirli çubuğu alıp gitmek. Şöyle onu boynuma takayım. İşte oldu. İyi de ben nasıl gideceğim ki şimdi? Of Jack Jack ya. Boynunda sihirli çubuk var. Hem de nasıl gideceğimi düşünüyorum. Pokus pokus. Jack Jack evine gitmek istiyor. Pokus. Ha, yaşasın. Gerçekten de bu sihirli çubuk çalışıyormuş. Şimdi kendime istediğim kadar bir sürü çikolatalar, bir sürü sürprizler getirebilirim. Acaba ne istesem? Pokus pokus. Buraya bir tane sürpriz yumurta gelsin. Pokus. Aa, sürpriz yumurta geldi bile. İnanın bu çok küçük. Ben bu kadar küçük bir yumurta istemiyorum. Pokus pokus. Bu yumurtanın yerine daha büyük bir yumurta gelsin. Pokus. Aa, kocaman bir yumurta. Aa, gerçekten de sihirli çubuk işe yarıyormuş ya. O zaman ben daha büyük, dev gibi evimizden de büyük bir yumurta isteyebilirim. Pokus pokus. Bu yumurtanın yerine kocaman dev gibi bir yumurta gelsin. Pokus. Wow, işte tam istediğim gibi dev gibi kocaman bir yumurta. Yaşasın. Ay Jack 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 Jack, ne bağırıyorsun ya, sesin ta sokaklara kadar geliyor. Aa, bu da ne böyle? Bu dev gibi şey de ne böyle Jack Jack? Ey Maşa, o dev gibi şey bizim sürpriz yumurtamız. Sürpriz yumurtamız mı? Bu da nereden çıktı? Jack Jack, bu boynundaki de ne böyle? Ay Maşa, şimdi sana her şeyi anlatacağım ama bana sakın kızma, tamam mı? Tamam Jack Jack, doğruları anlatırsan tabii ki kızmam. Şimdi küçük cadının evine gittim. Bu sihirli çubuğu bana hediye etti. Ben de sihirli çubukla kendime böyle kocaman dev gibi bir sürpriz yumurta yaptım. Ah Jack Jack, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın ama bu dev gibi yaptığın yumurtayı nasıl açacağız? Baksana, bu yumurta ikimizin boyundan da çok çok büyük. Of ya, ben bunu hiç düşünmemiştim. Ay Jack Jack, Jack Jack, her şeyi ben düşünüyorum zaten. Neyse, gidip kocayıdan yardım isteyebiliriz. Aa evet, kocayı bizim dev yumurtamızı açmamıza yardım eder. Çünkü kocayı da dev gibi. Evet Jack Jack, haklısın. Ben hemen gidip kocayı çağırayım. Umarım kocayı evdedir. Kocayı evde misin? Efendim Maşacığım, kocayı yardımına ihtiyacımız var. Jack Jack kendine dev gibi bir sürpriz yumurta yapmış. Ama yumurtayı o kadar büyük yapmış ki boyumuzdan bile çok büyük. Onu açamıyoruz. Onu açmamıza yardım eder misin? Tabii ki ederim Maşacığım da. Jack Jack bunu nasıl yaptı peki? Anlatırım kocayı. Hadi gel, yolda eve giderken anlatayım sana. Jack Jack şimdi küçük cadıya gitmişti. Daha sonra ne oldu? İşte böyle kocayı. Her şey sana anlattığım gibi oldu. Anladım anladım çocuklar. Gerçekten de çok büyük bir yumurtaymış. Peki bunun içinde neler var söyle bakalım Jack Jack. Bilmiyorum kocayı ama onu açarsan bana da sürpriz olacak. Peki tamam, açmaya çalışalım bakalım. Oh, gerçekten de çok büyük. Benim bile gücüm yetmiyor bunu açmaya. Şöyle birazcık vurursam belki yumurta kırılır ve açabiliriz. Ay, of. İşte yumurta devrildi bile. Hala açılmadı ama. Bu nasıl bir şey böyle kocayı? Tamam tamam Jack Jack, merak etme. Ben şimdi onu açabilirim. Aa. Birazcık da burada zıplarsam galiba açmayı başarırım. Ay, yavaş yavaş açılıyor sanırım çocuklar, baksanıza. Yaşasın. Oh. Ay Jack Jack, biraz daha küçük bir yumurta yapsaydın olmaz mıydı sanki? Ay kocayı dikkat et. Bu yaptığın çok tehlikeli bir şey. Merak etme Maşa, merak etme. Şimdi açacağım onu. Aa, işte oluyor. Aa, ay. Kocayı kocayı. Ay kocayı. Kocayı iyi misin? İyiyim Maşacığım, iyiyim. Of, ay, ay. Ay sonunda açmayı başardım yumurtayı. Ay kocayı, sana bir şey olmadı öyle değil mi? Hayır hayır Maşa, merak etme. Aa, hadi ya, bırakın konuşmayı da dev yumurtanın içindeki sürprizlere bakalım. Of Jack Jack, başımıza ne işler açtın böyle? Hadi bakalım çocuklar, ben artık gidiyorum. Ay,
Of ayağım, galiba birazcık ayağım acıtmışım. Of. Aa, kocayı ne yapıyorsun ya? Beni de düşürüyorsun. Ah, iyi oldu sana Cek. Ay, hadi maş hadi. Şu içindeki şeyleri açalım da bakalım neler varmış. Tamam Cek, tamam. Şimdi bakacağız. Bakalım neler varmış. Ha, bu da ne böyle? Cek, galiba bu yumurtanın içinden oyuncaklar çıkıyor. Baksana, çok güzel oyuncaklar var burada. Bu çok güzel bir kardan adama benziyor Cek. Hadi açalım. Wow, harika. Siyah poterli ve mavi bluzlu ve maratkılı çok güzel bir kardan adam. Aha, işte benim sihirli kardan adamım. Yaşasın. Bakalım başka neler varmış. Şöyle. Aa, bunlar da ne böyle? Aa, Cek, baksana. Bir sürü rengarenk şeker. Evet Maşa, çok güzel. Senin de benim de en sevdiğimiz şekerlerden bunlar. Bunların 3 tanesi benim. 2 tanesi de senin. Aa, Cek, bana neden 2 tane veriyorsun? Çünkü bu şekerleri sihirle ben getirdim de o yüzden. Onun için bir tane de benim hakkım. O yüzden bana 3 tane, sana 2 tane. Tamam Cek, tamam. Anlaşıldı. Neyse, daha kutuda bir sürü şeyler var. Onlara da bakalım. Aa, bu da ne böyle? Ben biliyorum onu Cek. Bu su koşu. Su koşu mi? Su koşu ne Maşa? Bak şimdi Cek. Böyle üzerine bastırıyoruz. Elimizi çekince eski haline alıyor. Üstelik çok güzel de kokusu var, mis gibi. Hop. Gördün mü Cek? Eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Bak bir daha yapalım. Böyle bastırıyoruz. Aa, Maşa, bu çok güzel bir oyuncak. Harika. Evet Cek. Ama kutunun içinde çok güzel bir şey daha görünüyor Cek. Cek. Cek neredesin? Ay Cek, ben de senden sihirli çubuğu isteyecektim. Aa, sihirli çubuğum? İnanmıyorum, sihirli çubuğum yok. Cek de yok. Ah Cek. Ah Cek. Yine sihirli çubuğumu alıp kaçtın sanırım. Of ya, ne yapacağım şimdi ben? Cek'in sihirli çubukla yapabileceklerine inanamıyorum. Ah Cek. Çubukla bir şeyler yapmadan hemen ona yetişmeliyim. Cek. Aa, bu küçük cadının sesi değil mi? Ne? Küçük cadı mı? Evet, Cek diye sana sesleniyor sanki, baksana. Cek. Ah, işte buradasın Cek. Senin ne işin var burada küçük cadı? Demek ne işim var? Asıl benim sihirli çubuğumun sende ne işi var Cek? Of ya, benim kafam iyice karıştı. Nasıl yani? O sihirli çubuğu Cek'e sen vermedin mi küçük cadı? Hayır tabii ki de Maşacığım. Üstelik sihirli çubuğa dokunmaması için Cek'le güzelce konuşmuştum, öyle değil mi Cek? Aslında galiba küçük cadı, ben yanlış anlamışım sanırım. Cek, sihirli çubuk senin olabilir diye anlamıştım ama. Of Cek, yine yaptın yapacağını. Yoksa bu yiyecekleri de sihirli çubuğumla mı getirdin? Evet. İyi ama sadece yanlış anlamışım küçük cadı. Çok özür dilerim. Demek öyle. Neler getirdin bakalım? İşte buradaki oyuncak hamburger, birkaç tane de şeker. Aa Cek, hala dev yumurtanın içinde bir şeyler gözüküyor, onu söylemeyi unuttun. Ne? Dev yumurtanın içinde mi? İlk önce Cek'ten şu sihirli çubuğumuzu bir alalım. Ver bakalım Cek. Tamam küçük cadı ya, dur ya, of. Ay. Şöyle sihirli çubuğumuzu takalım. Bakalım kutuda başka ne varmış? Çok güzel. Ay Cek, biliyor musun bu benim en sevdiğim çikolata. Ay küçük cadı, biliyorum zaten, o yüzden çikolatalı bir sürpriz yumurta istemiştim. Ay o zaman ben çikolatamı alıp gideyim. Görüşürüz çocuklar. Of ya küçük cadı, ver onu bana. Onu ben sihirli çubukla getirdim. Ah Cek, bence daha fazla konuşma. Bak küçük cadı yine sana hiçbir şey yapmadan gitti. Bence bu yaptığın hiç doğru bir şey değildi. Of ya, bana ne işte. Ben bir sürü çikolatam oldu. Benim bir sürü şekerim oldu. Ne güzel squishy de oyuncağım. Hop. Bakalım bu oyuncak beni kaldırabilecek mi? Wow, bu çok güzel. Hop. Çok güzel. Çok eğlenceli. Maşa gel.
Yerin içinde Jack Jack oyunu oynuyor.